Bugün 6 Mart 2023, depremin 29. günü. Maraş'ın Pazarcık ilçesindeyim. Şu an ana caddenin üzerindeyim ve şiddetli bir rüzgar var. Bulutlu bir hava bugün. Şiddetli rüzgar nedeniyle özellikle ağır hasarlı bazı binaların sallandığı söyleniyor. O yüzden ben de çarşıya PTT Pazarcık şubesi. Binada hizmet verilmiyor. Ancak mobil bir cihaz kaymakamlığın oraya bırakılmış mobil araç. Onunla PTT hizmeti veriliyor. Evet, bu araçların park edildiği yer yıkılan Lale Apartmanı'nın bulunduğu noktaydı. Enkaz tamamen kaldırıldı ve dün buraya mıcır döküldü. Hemen yanında da başka bir bina vardı, ağır hasarlıydı. Ve o bina da vinçlerin aracılığıyla yıkıldı. Onun da enkazı kaldırıldı. Hemen yanı başında da zaten belediyeyi görüyorsunuz, Pazarcık Belediyesi. Bu yoğun trafiğin asıl nedenini birazdan öğreneceğiz ama birazdan bir arkadaş beni aradı. Burada bir binanın sallandığını, o yüzden önlem almaya çalışıldığını söylemişti. Belki de bu trafik, yoğun trafik onun için. Birazdan göreceğiz ama. Burada bir kuyumcu var ve kuyumcu da bir konteyner kurmuş. Jandarma ilçenin hemen yanında. Belediye binası da tahliye edildi. Bütün eşyalar çıkarıldı. Camlar gördüğünüz gibi pervazlarıyla, çerçeveleriyle sökülmüş. Ve bu bina da yıkılacak. Evet, PTT konteyner da kurmuş buraya. Önce bu konteyner yoktu. Sadece bir mobil araçla hizmet veriliyordu ama şimdi konteynerde kurulmuş. Birazdan sorarız kargo hizmeti verilip verilmediğini. Şurası PTT'nin kuyruğu. Şu an sordum içerideki görevliye, kargo hizmeti verilmiyor arkadaşlar. Hala kargo dağıtım hizmetine başlanmış değil PTT şubesinde. Şöyle, bu karşı bina, bu yüksek bina sallanıyormuş. Yani çok şiddetli rüzgar oluyor ve sallanıyor. O yüzden hızlı bir şekilde orada aslında trafiğe yolun kapatılması gerekiyor herhalde ama kapatılmamış daha. Trafik akışı var. İnsanların oraya geçmesi engelleniyor. Yalnız şu binanın, bu avukatların, mali müşavirlerin bulunduğu yapının söyleniyor. Karşıda banka kuyruğu var. Ziraat Bankası'nın hem ATM'lerde hem de bürosunda kuyruklar var. Evet, burada seyir bir kebapçı. Bir branda çekmiş burada. Kebap satıyor. Evet, burada da yine bankaların hizmet büroları var, seyyar satıcılar var. Tabii bugün haftanın ilk günü olduğu için de birçok işlem yapmak için insanlar çarşı merkezine indi. Banka kuyruklarında, PTT kuyruklarında yine burada
Pazarcık Kaymakamlığı ve burada AFAD'ın koordinasyon merkezi bulunuyor. İnsanlar evlerine, yapılarına ilişkin itirazlarını buraya yapabiliyorlar. Çadır ihtiyaçları için de buraya başvurular yapılıyor. Merhaba. Evet, çekime devam ediyorum. Burası Şemsiyeli sokak. Hemen ileride TTT'nin mobil cihazı bulunuyor. Seyyar satıcılar açılmış. Ha, Ali de buradaymış. Evet, yani PTT henüz kargo alım ve gönderme hizmetini başlatmış değil burada. Bankaların şubeleri ve mobil ATM'ler burada. Yine GSM operatörlerinin de mobil araçları hala ilçede faaliyetlerine devam ediyor. Eczaneler, marketler, kuyumcular, ana cadde üzerindeki iş yerleri büyük bir bölümü açık. Ama şöyle söyleyeyim, bugünkü şiddetli rüzgarda bir hasarlı bazı yapıların sallandığı belirtiliyor. Bunlardan bir tanesi hemen baştaki yapı ve insanlar tabii yanında bankacılık işlemlerini sürdürüyorlar. Evet, özel kargo şirketlerinin çalıştığını söyleyebiliriz. Mesela burada bir özel şirket var ve kargo paketleri var. Bu kargo paketleri adreslere ulaştırılacak. Ama PTT'nin kargo hizmeti henüz başlamış değil. Dolapları var. Dolaplar buraya bırakılmış. Buradan bir konteyner gibi. Şöyle göstereyim. Hemen kaymakamlığın yanında böyle bir iş yerleri açılmış. Böyle birkaç tane. Ve buralara da çevre esnafının dükkanları yerleştiriliyor. Evet, insanlar oturmuş çay içiyor. Diğer taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları hala sürüyor ilçede. Yine ağır hasar yapılarının yakın işlemleri de devam ediyor. Burası hemen kaymakamlığın arka caddesi ve iş yerlerinin olduğu bir nokta. Yağmur da hafif çiselemeye başladı. Bunlar da yine kaymakamlığın hemen bahçesi, bahçe duvarı.
Evet, şehirler arası otobüs terminali için konteyner kurulmuş. Biraz önce gördük zaten, burada otobüs seferleri, dolmuş seferleri var. Depremin 29. günü, ilçe merkezindeki hengameyi haftanın ilk günü olarak sizlere göstermeye çalıştım. Şiddetli bir rüzgar yer yer oluyor ve kimi ağır hasarlı binaların sallandığı ve risk teşkil ettiği ifade ediyor. O yüzden de biraz önce sizler de gördünüz, İlçe merkezinde, kaymakamlık civarında yoğun bir trafik vardı. Önlemler alınıyor. Diğer taraftan da ilçede yıkım işlemleri aralıksız sürüyor. Enkaz da kaldırılıyor. Çarşı merkezinde iş yerlerinin bir bölümü açılmış. Çadır kentlerde ise insanlar bir an önce